Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapımını anlatacağım inşallah. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar bu güzel modelim. Bakın şöyle. 6 ilmek ve katlarından oluşmakta artı bir tane de ilmek daha attığımızda modelimiz tamamen denk gelecektir. Arka tarafında hemen şöyle göstereyim. Bu modelden çok güzel çehizlik yelekler, bebek örgüleri ve daha birçok uygun gördüğünüz yerlerde kullanabilirsiniz. Modelim hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Hemen şöyle 3 tane model yaparak göstermek istiyorum. Örgümü hemen şöyle kenara alayım. Bunun için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum ve 2.5 numara şöyle şiş kullanacağım hemen ilmeklerimi atarak şöyle başlamak istiyorum bismillahirrahmanirrahim 3 model için 6 e, ve katları yani 18 tane ilmek artı bir tane daha ilmek atarak hemen başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bu 18 tane ilmeğimiz 3 tane model için artı bir tane daha ilmek atıyorum toplam 19 tane ilmeğimiz oldu hemen bir tane düğüm atarak Pişimi çıkartıyorum bir tanesini. Örgüme hemen ilk sıradan kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğinde ilk sıra olduğu için yine örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örerek bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeği ters örüp 3 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane ilmeği ters örüyorum bir tane ilmeği düz örüyorum bir tane ters örüyorum ve tekrar 3 tane ilmeği düz örüyorum 2 ve 3 bir tane ters bir tane düz bir tane ters 3 tane ilmeği düz örüyorum bir tane ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi düz örüyorum hemen ters tarafa geçtiğimde kenar ilmeğini örmeden alıyorum sıradaki ilmeğim düz olarak denk geliyor bir tane düz bakın üç tane ters ön sırada yapmış olduğumun tam tersini yapıyorum burada yönleri belirgin tersi ters düzü düz yapıyorum 3 tane ters, 1 tane düz, 1 tane ters, 1 tane düz ve 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 tane düz, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Hemen örgümün bakın düz tarafındayım tekrardan. Ve tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıp bir tane ilmeği ters örüyorum 3 tane ilmeği düz örüyorum yani bu sıramızda yine aynı işlemi yapıyorum tersi ters düzü düz yapıyorum 3 tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane ters 3 tane düz bir tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum arka tarafa hemen geçtiğimde örgümüzün ters tarafında çok bir işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. İlmek sayılarımız çok az olduğu için hepsini yine örerek göstermek istiyorum. Tersi ters, düzü düz olarak yönüne göre hepsini örüp ters tarafında tamamlıyorum. kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Burası bakın örgümün ters tarafı. Hemen şöyle geri döndüğümde düz tarafı bakın bu şekilde belirgin oluyor. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Lastik kısmına dilerseniz hemen şöyle göstereyim. Hiç lastik yapmamıza gerek yok. Aynı bu işlemi bir kat sıra daha yaptığımızda bakın görüntüsü lastik gibi duruyor zaten. Ben aynı işlemi çok fazla ilerletmek istemiyorum. O yüzden hemen şu anda model kurulumuna başlıyorum. Dilerseniz aynı işlemi bir sıra daha yaparak kenarında lastik gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İpimi örgümün ters tarafına alarak arka tarafına bakın 3 tane ilmeğim var düz olan. Baştaki ilmeği bırakıyorum. Ortadaki ikinci düz olan ilmekten aşağı doğru sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. 3. boşluktan şişimi geçirerek bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bunu çok sıkmıyorum, tutuyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi örüyorum düz şekilde. Ve tekrar sağ şişimle ipim yine örgümün ters tarafında aynı boşluktan. Bakın biraz önceki çıkarmış olduğum boşluktan tekrar şişimi geçirerek bir tane ilmek daha çıkartıyorum. Yine bunu da bakın çok sıkmıyorum şöyle. Ve tekrar sıradaki ilmeğim bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters. İpimi tekrar örgümün arka tarafını alıyorum. Ve hemen bakın 3 tane düz olan ilmeğim var. Ortadaki ikinci ilmekten aşağı doğru sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3. boşluktan geçiş yaparak bir tane ilmek çıkartıyorum. Tekrar sıradaki 3 tane düz olan ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar aynı boşluktan şişimi geçirerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine bunu da şöyle hafif genişleterek sıkmadan hemen devam ediyorum. Bir tane sıradaki ilmeğim bakın ters, bir tane düz bir tane ters hemen tekrar üçüncü model için ipimi örgümün ters tarafına alıyorum üç tane düz olan ilmeğim var bir iki üç ortadaki ilmekten üç sıra sayıp şişimle batarak ilmek çıkartıyorum hafif şöyle geniş tutarak sıradaki üç tane düz olan ilmeğimi örüyorum ve aynı boşluktan tekrar batarak bir ilmek daha çıkartıyorum. İpimin katı açıldı. Onu da yine şöyle hafif bol tutarak sıradaki ilmeğim bir tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modelim bu şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğin bakın düz yeri belirgin. Bunu yine düz örüyorum. Bakın sıradaki ilmek ön tarafta örgümün düz tarafında çıkarmış olduğum ilmek. Bunu örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum. Yine bakın tekrar sıradaki ilmek bakın ön tarafta yine çıkarmış olduğum Büyük olan ilmeğim, onu örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki bir ilmeğim düz, bir tane ters, bir tane düz. Tekrar, bakın, örmeden alıyorum. Çıkarmış olduğum büyük ilmeğim bu. Diğer üç taneyi ters örüyorum. Yine yeni çıkardığım büyük ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz, bir tane ters, bir tane düz. Örgünün ters tarafında çok işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyoruz. Sadece yeni çıkardığım bakın büyük ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek bu sıramı da tamamlamış oldum. Hemen örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim bir tane ters ve ipimi örgümün ters tarafına alarak çıkarmış olduğum bakın ilmek büyük ilmeğim bana göre ters geliyor. Sizin örgünüz yani nasıl olursa düz olmasına sadece dikkat edelim. Çıkartıp çeviriyorum ve tekrar takıyorum. Bana göre ters geldiği için ve ikisini, büyük olan ilmeği bir tane de yanına alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Ve tekrar bakın, ikinci büyük ilmeğim denk geliyor. Bunu çevirmeme gerek yok. İkinci ilmekten Bakın baştaki büyük küçük ilmeğim duruyor. Büyük ilmeğin içerisinden ikinciden geçiş yaparak düz örüyorum. Bakın bu şekilde modelim oluyor. Sıradaki ilmeğim bir ters, bir düz, bir ters. Bakın ikinci model için ilk baştaki ilmeğim ters geldiği için çıkartıp çevirip tekrar takıyorum. Yanına da bir tane daha alarak ikisini birlikte düz örüyorum bir düz tekrar bakın büyük olan ikinci ilmeğim düz denk geliyor ikinciden geçiş yaparak ikisini birlikte düz örüyorum bir ters bir düz bir ters sıradakini çıkartıp yönünü değiştirerek takıyorum ikisini birlikte düz örüyorum bir düz tekrar ikinci ilmeği birlikte düz örüyorum bir ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modelim bu şekilde daha belirgin oluyor. Hemen örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıp yine tersi ters, düzü düz yapıyorum. Yerleri belirgin. 3 tane ters, bir tane düz, 1 tane ters, 1 tane düz, 3 tane ters, 1 tane düz bir tane ters bir tane düz üç tane ters bir tane de düz kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum örgümün hemen bakın düz tarafına geçtiğimde artık modelim bu şekilde olmuş oldu hemen ikinci modelinde bir sırasını yaparak göstermek istiyorum devamı aynı işlemlerle ilerliyor zaten kenar ilmeğini örmeden alıyorum Sıradaki ilmeğin bir tane ters. Bunu örüyorum yine ters olarak. İpimi örgümün ters tarafını alarak bakın 3 tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeği bırakıyorum. Ortadaki ikinci ilmekten aşağı doğru tekrar 1, 2 ve 3. Üç. 3. Üçüncü boşluktan şişimi geçirerek bir tane ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve tekrar aynı boşluktan şişimi geçirerek bir tane ilmek daha çıkartıyorum ve böyle şunu birazcık uzatıyorum tekrar bir tane ters bir tane düz bir tane ters ipim örgümün ters tarafına alarak bakın üç tane sırada düz ilmeğim var ortadaki ikinci ilmekten bir iki ve üç üçüncü boşluktan geçiş yaparak bir ilmek çıkartıyorum 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve tekrar aynı boşluktan tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve biraz şöyle genişletiyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrardan bakın 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmekten 1 2 3. 3.den geçiş yaparak ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Aynı boşluktan ilmek çıkartıyorum. Tekrar bir ters ve bir düz. Bakın hemen şişimi şöyle bırakayım. Modelimiz bu şekilde daha belirgin oluyor aynı işlemleri yani ilk modeldeki yaptığımız aynı işlemleri devam ettirdiğimizde bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet hanımlar modelimizin yapımı bu şekilde. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.